Yine gözaltılarla, operasyonlarla uyandık. Çok dikkat çekiciydi. Biraz o meseleye gireceğim. Neden? Aslında ayrı gayrı değil. Bu yasa dışı bahis meselesi arkadaşlar. Bakın gençlerimizi demiyorum artık çocuklarımızı. Çünkü yaş skalası çok aşağıya düştü. 15 yaşın altına düştü. Hem uyuşturucuda. Yine yasaklı kelime kullandım. Hem e, madde kullanımında. Hem de e, yasa dışı bahiste Bakın bu iki bela çocuklarımızı ve gençlerimizi hayattan koparıyor. Hayattan koparıyor ki bakın en son gittiğim o doğu güneydoğu e, e, turunda orada doğrudan gençlerin aktarımıydı ağırlıklı olarak ve e, bölge çok kötü durumda bu anlamda. Tüm Türkiye'ye yayılmış bir şebeke var. Gençleri ve çocukları ağına düşürüyor bu şebeke. Şimdi bununla ilgili bir yasadışı bahis operasyonu yapıldı bugün ve e, ünlü isimler var. Şarkıcı Serdar e, Ortaç ile e, Mehmet Ali Erbil, sunucu Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı. Ve e, bu iki ismin de e, aralarında bulunduğu 16 kişi adliyeye sevk edildi bugün. Aslında 23 gözaltı vardı değil mi? 23 kişi e, gözaltına alınmıştı. Fenomenler de var, tanınmış e, fenomenler. Fakat e, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil çok dikkat çekiciydi bu iki ismin gözaltına alınması. Şimdi e, tutuklama e, istemiyle, tutuklanmaları istemiyle adliyeye sevk edilmişlerdi. Son e, durum Serdar Ortaç hakkında ev hapsi verilmiş. E, Mehmet Ali Erbil ile ilgili duruma bakıyorum. Evet. namaları için e, nöbetçi sult ceza hakimliğine sevk edilmişlerdi. Serdar Ortaç'a ev hapsi verildiğini biliyorum ama ile ilgili herhangi bir gelişme yok anladığım kadarıyla şu an. Serdar Ortaç bir açıklama yapmış. Çok üzgünüm. Doğru değil ama topluma kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm demiş. Şöyle bir görüntü var. Gözaltına alındıkları ana ilişkin çok dikkat çekici. Arkadaşlar tamam bu operasyon önemli. Bu kişiler gözaltına alınsın. İşledikleri suçun cezası neyse onu da çeksinler. Ama ben işin şurasındayım. Ya arkadaş bu çok büyük bir şebeke. Çok büyük bir şebeke. Bakın not aldım buraya. Yıllık 80 milyar e, liralık bir kazancı var, pazarı var bu yasadışı bahisin ki bir yasadışı bahis sitesinin günlük kazancı 6 ila 8 milyon arasında değişiyor. Soru şu, bu siteler neden hala aktif ve bu sitelerin arkasındaki asıl güç yani perdenin arkasındaki asıl patronlara neden uzanılmıyor Yani bu kişileri e, gözaltına alıp cezalandırmak güzel fakat... Bu kişileri cezalandırınca yasa dışı bahis ortadan kalkmıyor ki. Baronları gözaltına alın, baronları, baronları tutuklayın. Neden? Neden? Perdenin arkasındaki asıl patrona eller uzanmadığı için. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. O yüzden e, bence e, asıl o baronlara, patronlara ulaşsınlar. Çünkü bakın arkadaşlar, 13'e kadar düşmüş durumda. Hem madde hem de yasa dışı bahis ve çok üzülerek söylüyorum bu çocuklar ve gençler çoğu kez tabii ki yani çoğu kez söyleyemezler. Çünkü ailelerinden gizli e, bu e, belaya bulaştıkları için borçlanıyorlar buralarda borç batağına giriyorlar ve söyleyemedikleri için önce ailelerinin eşyalarını gizli gizli satıyorlar bildiğim araştırdığım için bunları söylüyorum. Sonra da artık maalesef çok üzülerek beyan ediyorum ki hayatlarına son veriyorlar. Son dönemde artan bu çocukların ve gençlerin e, hayattan koparılma e, yasaklı bir kelime olduğu için kullanamıyorum siz anladınız. Ölüme sürüklenme meselesinin arkasında hem madde hem de yasa dışı bahis var. Bu ülkenin en temel kanayan yarası. Sadece çocuklar ve gençler değil, kadınlar da maalesef yasa dışı bahis oynamaya başlamış durumdalar. Böyle bir sosyolojik tablo var. Ülke bu durumda arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Şöyle düşünüyor gençler. Zaten günümüz gençlerine baktığınızda önceden şu soruyu sorduğunuzda mesela biz çocukken bize büyüyünce ne olacaksın diye sorduklarında size yazın lütfen gözleminizi. Ya avukat olacağım derdik, öğretmen olacağım derdik. Doktor olacağım derdik. Değil mi? Böyle meslekler sayardık. Bir idealimiz, hayalimiz vardı. Çünkü bilirdik ki doktor, avukat, öğretmen olmak çok prestijli ve maddi anlamda da en azından hayatta kalabileceğiniz, bir ev alabileceğiniz, bir araba alabileceğiniz, belki işte emekli olduğunuzda o ikramiye ile bir yazlık yaptırabileceğiniz gelire sahip olabileceğiniz mesleklerdi. Şu an bu gençlerin ne bu mesleklere ulaşabilecekleri konusunda bir idealleri var ne de bu meslekleri icra etseler de bu paraları kazanabilecekleri yönünde bir inançları var. İş bulabilecekleri de düşünmüyorlar. İstedikleri meslekleri yapabileceklerini düşünmüyorlar. Mesela öğretmenlerin hali ortada. Atanamıyor çoğu. Atansa da verdikleri maaşlara bakın arkadaşlar. Bir doktor maaşı bile inanın o kadar düşük ki haklarını alamıyorlar. Bu belanın ortadan tamamen kalkması için bu baronların, patronların ve büyük patronun gözaltına alınıp tutuklanması lazım. Büyük patron ya da patronlar tutuklanmadığı, gözaltına alınmadığı sürece bu bela devam etmeye ve birileri cebini doldurmaya gençlerimiz ve çocuklarımız bu bataklıkta ne yazık ki hayatlarını heba etmeye devam edecekler meseleye bu açıdan yaklaşırsak daha sağlıklı olacaktır.